ritmi insan tutkusunun karmaşıklığını nefes kesici bir basitlikle besler. Bir ömür boyunca 2,5 milyar kereden daha fazla atarak 200 milyon litreye yakın kan pompalar. Başka hiçbir organ insan ruhuna bu kadar bağlı değildir. Çünkü onun varlığı yaşamın nabzıdır. Programımızın bu bölümünde insan kalbinin sırlarını keşfedeceğiz. Tango yapmak için iki kişi gerekir. Aşık olmak için de iki kişi gerekir. Birbiriyle uyumlu iki beyin. Birbiri için atan iki kalp gerekir. Ancak kalbin iç yüzü onun popüler imajını örter. Hiçbir duygu barındırmaz. Kalp sadece bir pompadır. Kanı bir damar labirentinin içinden vücudun en uzak uçlarına kadar ulaştırır. İç organlarımız arasında kalbin eşsiz bir yeri vardır. Çalıştığını hissettiğimiz tek organdır. Özellikle de dans ederken, egzersiz yaparken ya da cinsel ilişki sırasında. Kalp atışının sesi yaşamın bir doğrulamasıdır. Vücudumuzun her yerine taze kan gittiğinin, bize sağlık, enerji ve yaşama gücü verdiğinin bir işaretidir. Kan yaşamın nehridir. Vücut içerisindeki yolculuğunda her hücreye gerekli maddeleri götürür. Aynı zamanda vücudun çöpçüsüdür. Çok çalışan kaslarımızdaki atık maddeleri alıp götürür. Kan getirdiklerini vücudun hücreleri arasında mekik dokuyan en küçük damarlara boşaltır. Bunlar arasında yiyecek, su ve diğer kimyasallar yer alır. Ancak en önemli yük oksijendir. Vücuttaki her hücrenin sürekli bir oksijen kaynağına ihtiyacı vardır. Örneğin Miguel ve Nubia'nın ayakta durabilmek için bol miktarda kesintisiz bir kan akışına ihtiyaçları var. İnsan vücudunda tepeden tırnağa kadar bu yaşam veren sıvıdan 6 litre bulunur. Kan karışık bir damar ağı içerisinden her kası, dokuyu ve organı dolaşır. Ucuca bağlansalar dünyanın çevresini 4 kez dolaşabilecek 160 bin kilometrelik bir uzunluğa ulaşırlar. Kanı hareket ettiren itme gücünü kalp sağlar. Geniş damarlarda kan saatte 1,5 kilometre hızla akar. En küçük kılcal damarlara ulaştığında bu hızın binde birine yavaşlar. Bu yavaş akış, kana vücudun 60 milyar hücresiyle madde değiş tokuşu yapması için bol bol zaman tanır. Kalp bütün dolaşımı hızlandırabilir ya da yavaşlatabilir. Dinlenmiş bir vücut çok fazla oksijen istemez. Kalp yavaş atar ve kanın her yere dolaşması 1 dakika sürer. Ancak egzersiz yapınca ya da heyecanlanınca hücreler yiyecek ve oksijen açlığı çeker. Kalp onları iyi beslemek için daha hızlı atar.
Miguel'in kanı şu anda vücudunu sadece 10 saniyede dolaşıyor. Çok çalışan kaslarına kan akış miktarı 20 kat arttı. Kalbi her dakika 15 litre kan pompalıyor. Miguel kadar formda biri için bile nabzının normale dönmesi zaman alıyor. Yorucu danstan sonra dinlenirken vücudu hala kandan gelecek fazladan maddelere ihtiyaç duyuyor. En çok da özel hücreler tarafından taşınan oksijene. Kan sudan yoğundur çünkü birkaç tür hücre içerir. Oksijen taşıyan al yuvarlar kana karakteristik rengini verir. O hücreler olmadan kan soluk bir sarı tonundadır. Her toplu iğne ucu kadar kanda 5 milyon al yuvar bulunur. Vücuttaki 40 kadar hücre türü için yaklaşık 2500 milyar al yuvar vardır. Al yuvarlarda özellikle oksijen taşıması için özel bölümler vardır. Hemoglobinin bu bilgisayar modellemesinde 4 küçük sarı bölge çok önemlidir. Bunlar oksijen için mıknatıs görevi görür. 10 bin atomdan oluşan bu koca molekülün geri kalanı sadece bu çok özel bölgeler için barınak işlevi görür. Akciğerde yoğun bir kan damar ağı bulunur. Bu damarlar küçücük hava dolu kesiciklerle sarmalanmıştır. Burada hemoglobine oksijen yüklenir. Kanın 1/5'i her zaman akciğerde bu hayati önem taşıyan işi yapmaktadır. Akciğer dokusuna sarmalanmış milyonlarca kılcal damardan bir kan seli akar. Hava kesiciklerindeki oksijen ince ara duvarlardan kana rahatlıkla geçerek al yuvarlara karışır. Oksijen kaynağı azaldığında kanın mavimsi bir rengi olur. Bu hayati gaz geldiğinde ise sağlıklı bir kırmızı renge bürünür. Sıvı oksijen kaynağı artık gereken yere gitmeye hazırdır. Bu da kalbin işidir. Akciğerlerin arasında tuhaf bir açıyla yerleşmiş kalp yumruktan biraz daha büyüktür ve yarım kilodan hafiftir. Bu taramada çalışan bir kalbin ritmik bir şekilde kan pompalaması görülüyor. Yaygın kanının aksine kalp göğsün ortasındadır. Ancak en güçlü nabız atışları en alt kısımda olur. O yüzden kalbimizin vücudun solunda attığını hissederiz. Dinlenirken kalp dakikada 70 kez atar. Bir ömür boyunca günde 100 bin kez. Her atışta 1 litrenin 30'da biri, yani bu kadehte kalmış şarap kadar kan pompalanır. Kalbin pompalayan duvarları sıra dışı bir kas hücresinden oluşur. Mikroskopla bakıldığında her bir kalp hücresi sürekli kendi ritmiyle seyirmekte. Ancak iki kalp hücresi birbirine dokunduğunda çok zayıf elektrik akımlarının teşvikiyle tek olarak atmaya başlar. Kalbin elektrik sistemi incelendiğinde kaslar arasında dolaşan akımlar görülür. Bu akımlar kalp pili olarak bilinen bir grup sinir hücresi tarafından yönetilir.
kalp pili nabzı kontrol eder. Aynı zamanda vücudun diğer kısımlarından gelen mesajları dinler. İsteğe bağlı olarak kalbin kan pompalayışını hızlandırır ya da yavaşlatır. Kaslar iş yaparken daha fazla kan ister. Ancak güçlü duygularda kalbi harekete geçirir. Aşk da, korku da kalbin çarpmasını sağlayabilir. Bu çok çalışan organ son derece karmaşık görünebilir fakat basit bir plana uyar. Kapakçıklar kalbi 4 boş odaya böler. Çiftler halinde çalışarak 2 ayrı pompa meydana getirirler. Pompalardan biri oksijeni tükenmiş kanı akciğere çeker. Diğeri ise kanı vücudun her yerine gönderir. Boş odaların duvarları sadece kastan oluşur ve düzenli olarak kasılıp gevşerler. Böylece dayanıklı fakat esnek kapakçıklar kanın tek yöne gitmesini sağlar. Kalbin 4 kapakçığı farklı görünür ancak aynı işi yaparlar. Kalp kaslarının her bir kasılışı kanı belli bir yöne iter. Kasılmadan sonra kapakçıklar derhal kapanıp kanın geri gelmesini engeller. Aralıksız çalışan bu kapakçıklar kalbin sarf ettiği emeğin sessiz tanıklarıdır. İki ana kapakçığın birbirinin ardı sıra çarpması sonucu kalbin çift atış sesi oluşur. Kanın vücudu dolaşıp geri döneceği bir dakikalık sürat koşusu için ortam hazır. Başlangıç çizgisi kalbin sol kısmı, pompa çiftinden güçlü olanıdır. Üst odası akciğerden gelen oksijen zengini kanla dolar. Bu biyolojik katedralin esnek sütunları kastan ve sert liften oluşur. Her kalp atışında kanın son damlasına kadar pompalanmasına yardımcı olurlar. Kasılan duvarlar kanı mitral valvin içinden dışarı atar. Mitral valv adını psikopos başlığına benzeyen iki kapakçığından alır. Mitral valvi yerinde tutan kordonlar tam anlamıyla kalp iplerinizdir. Kan alt odadaki sol karıncaya girer. Burada onu kalbin en güçlü kası kuşatır. Karıncık kanla dolduğunda kaslı duvarlar birden sertçe kasılır. Sağ üstteki odanın kapakçığı hızla kapanır. Oksijen ve enerji yüklü kan soldaki kapakçıktan dışarı gönderilir. Uygulanan basınç, kanı vücudun en uzak noktalarına kadar ulaştırmaya yeterlidir. Valvın ötesinde vücudun en büyük atar damarı olan aort yer alır. Kanın inanılmaz yolculuğu burada başlar. Aort, dallanan pek çok atar damarın birincisidir. Kan her kalp atışında keskin dönemeçli aortu önce yukarı, sonra tekrar aşağı doğru izler. Kalp kendisini dolduran kandan hiçbir besin almaz. Kalp kasları dışarıdan bir kaynağa ihtiyaç duyar. O yüzden yeni kanın ilk şanslı alıcısı kalbin kendisidir. Küçük atar damarlar aorttan dallanır ve kalbe döner. Gittikçe küçülen damarlara bölünen bu kalp damarları, dinlenmeyen kasların içlerine kadar işler. Hepsi birbirine bağlı olan bu dar damarlar, bir çeşit güvenlik ağı yaratırlar.
belli bir yolda kan akışı ile ilgili sorun olursa, kanın gidecek başka bir yol bulma olasılığı yüksektir. Atık ürünler kalbin toplar damar sistemine girerek kalbin sağ tarafına gönderilirler. Kıvrımın en üstündeki kan üç büyük yoldan birini seçmek durumundadır. Sağ ve soldaki açıklıklar kollara giden atar damarlardır. Ortadaki ise başa giden yoldur. Baş her zaman temiz oksijene ihtiyaç duyan çok meşgul bir organ barındırır. Kan damarları beyne her dakika 0,8 litre yani hemen hemen bu şişedeki şarap kadar kan sağlamak zorundadır. Vücudu sürekli çalıştırması gereken beyin, sabit bir kan kaynağı olan tek organdır. Hatta dışarıda geçirdiğimiz bir akşam dinlenirken bile. Aorttaki ana akış, vücudun orta ve alt kısımlarını beslemek için yoluna devam eder. Bu kan kafaya ve kollara giden yan yollara sapmadan, aortun en üst kısmındaki bir dönemeci dolaşarak akmayı sürdürür. Kan bu gittikçe daralan kanalda kalbin arkasından sırta ve akciğerlerin arasından aşağı doğru yolculuğuna devam eder. Bir çift geniş atar damarı böbreklere götüren başka bir ana kavşağa ulaşır. Bu yola sapan kanın toksinleri temizleyen ve fazlalık suyu atan milyonlarca mikroskobik filtreden geçmesi gerekir. Vücudun pompa sisteminin diğer bir parçası olan üreterler, atıkları idrar olarak dışarı atar. Ancak atar damarlar sadece basit bir tüp işlevi görmez. Güçlü duvarları kas tabakalarından oluşur. Bu kaslar kan basıncını kontrol etmede ve kanı en çok ihtiyaç duyulan yere göndermede aktif rol oynar. Büyük atar damarlar tersine akan bir nehir gibi gittikçe küçülen kollara ayrılırlar. Atar damar ne kadar küçükse akan kan o kadar önemli ölçüde etkilenir. Kavşaklardaki uzmanlaşmış hücreler kan akışını yönlendirebilir. Bağlanan bir kan damarını açıp kapamak için şekil değiştirirler. En küçük atar damar bile içinden geçen kan hücreleriyle oynayabilir. Hızlarını değiştirebilir, hatta akışı tamamen durdurabilir. Bütün bu kontroller ve dengeler kan dolaşımına çok büyük bir esneklik kazandırır. Çok yönlü atar damarlar hangi hücrelerin iyi muamele göreceğine karar verebilir. Tüm atar damarlar sonunda kılcal damara bağlanır. Kılcal damar santimetrenin yüzde biri uzunluktadır. Toplam uzunluğu bir insan saçının eninden daha kısadır. Kılcal damarlar öyle dardır ki al yuvarların bazen içlerinden geçmek için kıvrılması gerekir. Kanın hayati önem taşıyan oksijen ve besin kaynaklarını boşaltıp hücrenin artıklarını topladığı yer burasıdır. Oksijeni tükenmiş ve karbondioksit yüklü kan artık kalbe ve akciğere doğru uzun geri dönüş yolculuğuna başlamalıdır. Kılcal damarlar daha büyük damarlar oluşturmak için birleşen küçük toplar damarlara bağlanır. Toplar damar genellikle diğer tarafa akan dar bir atar damarın yanında yer alır. İki damar her saniye aynı miktarda kan taşır.
Ancak koyu renkli toplar damarların daha geniş olması gerekir. Güçlü kalp atışının ittiği kan atar damarlarda hızlı dolaşır. Ancak dar kılcal damarlarda basıncı düşer ve toplar damarlarda daha yavaş ilerler. Aynı akışı yakalamak için bu damarların daha geniş olması gerekir. Toplar damarların duvarlarında kas yoktur. Ancak çevrelerinin enerjisinden faydalanabilirler. Aktif bacak kasları kanı tek başlarına pompalar. Toplar damarlardaki küçük kapaklar kanın geri akmasını engeller. Bu kapaklar insanlar için çoğu dört ayaklı hayvana göre çok daha büyük önem taşır. Atalarımız ayakta durmaya uyum sağladığından beri ayakla kalp arasındaki mesafe %50 artmıştır. Geri dönen kanın yer çekimine karşı 130 santimetre yol alması gerekir. Ana toplar damarlar vücudun ortasına ulaştığında artık etraflarında iş yapan kaslar yoktur. O yüzden yardım solunum için kullandığımız kaslardan gelir. Akciğerin altında uzanan vücudun ana toplar damarı her nefes alışımızda sıkılır. Genişleyen göğüste bu toplar damarın üst kısmındaki basıncı düşürür. Böylece kanı kalbe doğru çeker. Herhangi bir anda kanımızın %60'ı toplar damarlardan yavaşça kalbe geri dönmektedir. Bu miktar kalpten atar damarlardan ve kılcal damarlardan vücuda giden kanın 3 katıdır. Kalpten çıkışından 40 saniye sonra kan geri döner. Şimdi sıra diğer pompadadır. Üst oda, vücutla baştan gelen iki büyük toplar damarın getirdiği mavimsi kanı ve kalbin kendi küçük damar ağından gelen kanı toplar. Tek atışta kan bir kapakçıktan hızla alt odaya akar. Bu kapağın 3 kanadı vardır. Ama içinin dışına gelmesini önlemek için oda kalp iplerinin çekişine bel bağlar. Alt oda, yani sağ karıncık, kalpteki iki pompadan zayıf olanıdır. Onun kasları kanı çok daha kısa ve kolay bir yolculuğa çıkarır. Bu yolculuk sadece akciğere kadardır. Kan bir dakikalık döngüsünün son aşamasına girer. Akciğerin içinden sol karıncıktaki başlangıç noktasına döner. Yolda karbondioksiti atar ve taze, hayat veren oksijeni alır. Bu yeni oksijen kaynağıyla kaslar rahatlar ve tekrar çalışmaya hazır olur. Kalp insanoğlunun tasarladığı en iyi pompadan bile çok daha başarılıdır. Kendi kendine çalışır, kendi kendini onarır ve gücünü kendinden alır. Bir sembol olarak da bir o kadar güçlüdür. Kalp asırlar boyunca insanın merkezi olarak görülmüştür. Cesaretin, arkadaşlığın ve aşkın evrensel simgesidir.